mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudu, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgenle bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yolda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdu, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık makamı çelengi arz ederim. Garnizon komutanlığı çelenge arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengi arz ederim. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde Ayvacık Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Şeniz Çiçek Kaytan yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüm gruplar, hazır ol. Dikkat!
Programımız saat 11'de Cumhuriyet Caddesi'nde başlayacak olan kutlamalarla devam edecektir. Törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirleri, değerli aymacıklılar, kıymetli öğretmenler, sevgili öğrenciler. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle hazırlanmış olan programa hoş geldiniz. Program adışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ünal Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşması, şiirlerin okunması, folklor gösterisi, Boğaz Komutanlığı bandosunun konseri, kapanış. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, sizleri onların manevi huzurlarında saygı duruşuna ve devamında Aybacık Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Şeniz Çiçek Kartan yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm gruplar, hazır olun. Dikkat! Thank you.
Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, sevgili öğrenciler, değerli Ayvacıklar. Güzel ilçemizin kurtuluşunu 95. yılı hepinize kutlu olsun. Bu anlamlı günde bizlere bu bayrağın altında özgürce yaşama imkanı veren ve bu uğurda canlarını hiçe sayan başta Mustafa Kemal Atatürk, Kahraman Türk Ordusu, Miralar Zeki Bey ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu ve bağlılığı yurdun dört bir yanında olduğu gibi bundan tam 95 yıl önce 21 Eylül 1922'de Ayvacığımızda da tezahür etmiştir. Milli direniş ve şahlanışı ifade eden Kurtuluş Savaşımız birlikte ve beraberlik içerisinde var olma savaşının verildiği kahramanlıklarla dolu bir mücadeledir. Her karış toprağı kanlarıyla sulayıp yaşadıkları coğrafyayı vatan yaparak bizlere emanet eden ecdadımıza olan sevgimizi ve saygımızı ilelebet milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. 95 yıl önce bağımsızlığına olan tutkusunu gösteren Türk milleti en az en son 15 Temmuz'da yine vatan hainlerinin önüne çıkıp onları durdurarak bir kere daha devletine ve cumhuriyete olan bağlılığını göstermiştir. Atalarımızın bize emanet eden bu toprakları aynı bir işle koruyarak daha ileriye götürmek hepimizin tek hedefidir. Bir milletin siyasi bağımsızlığını sağlayabilmesi yolunda en önemli adım ekonomik bağımsızlığı ve ileri teknolojiye sahip olmasıdır. Dolayısıyla devletler ve bireylerin kendi özelliklerini ve mevcut koşullarını dikkate alarak incelemeler yapması, sonuçlarını değerlendirerek başarıya ulaşmaları mümkündür. Ekonomik bağımsızlığı olmayan milletlerin siyasi bağımsızlığı da yoktur. Sözünü ülke edinip çalışmalı, üretmeli ve çağa yakalamalıyız. Her şeyin temeli olan eğitim benimsenmeli ve desteklemeliyiz. Değerli Ayvacıklılar, ilçemizin de ilerlemesini, sizleri de desteğin, gayreti, her birliği içerisinde sağlıyoruz. Bu yolda yapılacak çalışmalar sırasında oluşabilecek zorlukları en az yere indirmek için gereken çaba sarf edilecektir. Bu düşüncelerle başta Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Kurtuluş gününüzü kutluyor, sizlere selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bulgaristan Türkleri Derneği aynı zamanda Bulgaristan Kırcıali ili Kirkova ilçesi Kardeş Ayvacık Köyü Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Serbest ve Ayvacık Köyü Muhtarı Hüseyin Ali aramızdadır. Katılımlarından dolayı teşekkür eder, kendilerine hoş geldiniz diyorum. İşgaller adlı şiiri okumak üzere 21 Eylül İlkokulu öğrencisi Buse Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Fakat kabul eder mi?
Öyküsü adlı şiiri okumak üzere Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neval Ertok'u kürsüye davet ediyorum. Zafer türküsü. Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanını alçanmayanın gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir, ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmanın yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman bağımsızlık olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş Günü adlı şiiri okumak üzere Çankaya İlkokulu öğrencisi Mukaddes Beren Cina'yı kürsüye davet ediyorum. Kurtuluş günü, bugün kurtuluş günü, neşelenip coşalım, gelin bayram yapalım, gülelim eğlenelim. Tutsaklık zincirinin kırıldığı gün bugün, al renkli bayramın yükseldiği gün bugün. Güneş yeniden doğdu bu vatan toprağına, artık düşman giremez ulusumun bağına. Doğuda sinsinim, horanım ve barım. Batıda efem, zeybeğim, harman dalım. Güneylerde şıkırdarken kaşıklarım, kimi yerde kalkan döver kılıçlarım. Kuzeyde aman oflarım, dıvdıvlarım. Güneydoğuda çekilir halaylarım. Gah sevincim, gah olur ahzarım. Başkadır memleketim, halk oyunlarım. Usta öğretici Sevgül Özpek'in yönetiminde Ayvacık Belediye Spor Kulübü halk oyunu ekibini izleyeceğiz. Başın selamet.
Spot değil halilim, aman bir tez yalnız.
gökte. Türk milleti taşı, iman yürekte. Huzur ve barışın olduğu yerde, şükür özgürlüğe eriştik bugün. Düşmanları kovduk kazma kürekle. Dünyaya biz, diz çökerttik yürekle. Türk'ün bayrağını diktik göklere. Kurtuluşa tek tek kavuştuk bugün. Barışta, savaşta verdik sırt sırta. Kurtardık vatanı bir baştan başa. Zalimi sokmadık kutsal vatana. Düşman kim, dost kim tanıdık bugün. Sevgi, saygı bizim tek dayanağımız. Tarihle düğümlü yarınlarımız. Tek vatan, tek bayrak bizim varlığımız. Özgürlüğü göğe taşıdık bugün. Yiğidim adlı şiiri okumak üzere Ayvacık İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sena Karataş'ı kürsüye davet ediyorum. Kalk yiğidim. Yine dağ başım duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları. Aslan kayını aslan olmayan aldı. Kalk yiğidim. Yine dağ başım duman aldı. Başlar alayı, karanlı kararsız kuşlar, aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar. Dağları, taşları, akarsularıyla, şu tanıdık toprakta, bir büyük dünya parçası, Fatih'i aramakta. Dünyayı ahiretten eyvan, duvarları yık da gel. Ay doğar gibi, gün doğar gibi, şu kutluza ufuktan çık da gel. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları, aslan kayını aslan olmayan aldı. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Şimdi sizleri Şef Bandı Yüzbaşı Mehmet Altun'un yönetimindeki Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun Ayvacık Kurtuluş Günü konseriyle baş başa bırakıyorum. Thank you.
Şef Bando Yüzbaşı Mehmet Altuğ, Sayın Ayvacık Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, çok değerli Ayvacıklılar, Ayvacığımızın 94. yıl dönüm etkinlikleri kapsamında Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserine hepiniz hoş geldiniz. Ayvacığımızın bu gurur dolu, coşku dolu gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Konserimiz Bando Asoyuz Çavuş Ömer Erdoğan'dan solistliğinde coşku dolu maçlarımıza başlayacaktır. Hepinize iyi dinletiler diyorum. Şanslı bir toplumuz ki tüm marşları kazanılmış zaferlerle, kazanılmış savaşlarla yazılmış bir milletiz. O yüzden iyi ki bu cumhuriyette, iyi ki bu vatanın toprağının evlatlarıyız. Bizler de Deniz Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli olarak bu bayrağı her zaman taşımaya çalışıyoruz. Çocuklarımız ne kadar güzel coşkuyla söylüyor, öğretmenimizi de çok tebrik ediyoruz. Emeğinize sağlık. Evet, aynı coşkuyu, marşlarımıza aynı katılımı sizlerden de bekliyoruz. Şimdi hep birlikte Vatan Marşı diyelim. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpan kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Ey vatan, gözyaşlarım
zafer yolu karşında bekliyorsun. Evet, değerli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Atan diyor Türk Öğün Çalış Güven. Durma yürü, hep haydi ileri. Ömer Asumay'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dört bir köşesi güzelliklerle dolu olan vatanımızın Halk Türkleri bölümüne geçiyoruz. Halk Türklerimizi ve diğer eserlerimizi seslendirmek üzere Vanlı Asumay Başçavuş, Mehmet Ercan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Türklerimizin ilk eseri bir Çanakkale türküsü. Hepimizin bildiği ve Biga yöresine ait olan bir türkü. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Mehmet Asbay'ın güzel sesiyle. Thank you.
arkadaşlarımı istiyorum. Final parçasında düzeltiyorum. 95. yıl dönüm. Ben geriden geliyorum biraz, kusura bakmayın. Her yılı ayrı ayrı büyük coşku ve mutlulukla kutlanması gerekiyor çünkü. Ben minik arkadaşlarımı şöyle kocaman bir koro olarak alayım buraya. Onlar bizimle birlikte söylesinler burayı. Ne kadar güzel ki ülkemizin aydınlık gelecekleri. Şöyle güzel bir sıra olalım sizle, hadi. Sıra olalım. Evet. Buradan öğretmenliğin de ne kadar kutsal bir meslek olduğu aslında ortaya çıkıyor. Ne mutlu bizlere ki böyle ülkemizin geleceği... Evet, ben öğretmen hanıma da çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki ülkemizin aydınlık gelecekleri sizin gibi güzel hocalarımızla yerine yetişiyor. Tebrik ediyorum. Ölmeden ne zarar, ay duvar beni, ah ye.
bütün dünyanın saydığı başkumandan demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Türkiye durmak yaraşmaz, Türkiye'm de başarılarımız daim olsun. Hepinize öncelikle saygılar belediye başkanımıza ve belediyemize. Bizleri burada ağırladıkları için hiçbir şey eksik etmedikleri için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla esen kalınız. Gitmek üzere sahneye davet ediyorum. Ayvacığımızın düşman işgalinden kurtuluşun 95. yıl dönümünde de bizi yalnız bırakmayan Çanakkale Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı Şef Yüzbaşımızın eşliğinde tüm katkıda bulunan personeline huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bakın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en üstündeki general, amiral, erine kadar herkese, vatan evlatlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Biz de çok değerli belediye başkanıma ve emeği geçen tüm belediye personelimize, kaymakamlık ve garnizon komutanlığı personelimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrardan Ayvacığımızın 95. Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü kutlu olsun. Sağ olun. Olmadığı bir dünyada ölümü tercih eden bu yiğitler ki
şafakla birlikte doğacak güzel günlerimizde diyen bir feryatla gökyüzüne çivilediler bakışlarını. Gün doğru. Ayvacık ilçesinin 95. düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. Müthiş bir organizasyonla Ayvacık ilçesindeyiz. Çanakkale'nin Güzide ilçesi Ayvacık ilçesinin belediye başkanı Mehmet Ünal Şahin yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhteşem bir organizasyon. Evet. Tüm Türkiye olarak özellikle Çanakkale ve Ayvacık olarak kutluyoruz bu mutlu günümüzü. Neler söyleyeceksiniz? Tabii düşman işgalinden 95. yılı Ayvacık'ın. 95 yıl içinde Ayvacık'ta büyük gelişmeler oldu, değişiklikler oldu. İki tane baraj yapıldı, her taraf yemyeşil. Uzun bir sahilimiz var, daha sahilimizde çalışmalarımız devam ediyor. 12 yıldır devam eden bir iskele projemiz var. Uluslararası bir iskele yapılıyor. Okullarımız, yollarımız, tünellerimiz, her şey tamamlanmak üzere. Tamamlananlar da var. İşte sadece düşman işgalinden değil, medeniyete, insanların yaşam kalitesini yükseltme şekliyle ne lazımsa onları yapmaya çalıştık. Ama şu da çok önemli, ekonomi çok önemli. Etinle budunla yola çıkıyorsun.
Ama bunları nasıl tamamlayacaksın? İşte burada hükümetimiz bize çok büyük destekler sağladı. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, milletvekillerime. İnanın onların sayesinde projelerimizi sunduk, olur gördü ve bu güzellikleri yaşıyoruz. Halkımızla birlikte el ele daha güzel yarınlara devam edeceğiz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ayvacık, Çanakkale ilinin iki tane sancağı var Anadolu yakasında. Biri Biga, biri Ayvacık. Çok eski bir ilçedir. Bakın deniz kenarındaki ilçeler, beldeler ne olursa köyler dahi hep 1-0 öndedir. Her yerde, dünyada bu böyle. Ama biz 17 kilometre içerideyiz. Bizim ilçemiz de deniz kenarında. Nerede? Tuzla'da. Bakın Ayvacık Tuzla sancağıdır. Bakın Çanakkale'de iki tane sancak var Anadolu tarafında. Ayvacık, Tuzla ve Biga. Fakat 1876 depremiyle Abdülhamit Han Ayvacık'ı Ayvalova'ya, yani bu 17-20 kilometre geriye getiriyor. Sağlam kayaçların üstüne getiriyor. Onun için Ayvacık burada hayatını devam ediyor ve biz bu 141 yıldır, işte son 10 yılda en büyük atılımları bu bölgede yaptık. Sadece Ayvacık kendine değil, Marmara bölgesinde çok vilayete yetecek altyapıyı hazırladı. Bunu ben burada bu şekilde söylüyorum ve bundan mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Biz de tebrik ediyoruz. Başkanım, çok güzel bir konser etkinliğiyle beraberiz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sanatçılarımız var, Ayvacık'ı coşturuyor. Şimdi tabii ki bizim iki nüfusumuz var. Bir yerel nüfus, bir de yazlık nüfus. Yazlık nüfus okulların açılmasıyla birlikte çekildi. Bu tamamıyla yerel nüfusumuz. Ama yerel nüfusumuzun da kültürel faaliyetlerinde, düğünlerinde, bazı deve güreşlerinde yoğunluğu daha fazladır. Bu tür etkinliklerle onları bu yoğunluğu da yarattırmaya çalışıyoruz. Ama bayağı da başarılıyız. Çünkü 67 köy var. Köylerden gelip burada yerleşen halkımız var. Ve bu akşam gördüğüm atmosferden ben de çok memnunum. Bayağı yoğun bir katılım var. Türkiye'nin her yerinden gelmişler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yaz sezonunu bitiriyoruz. Yaz sezonun sonuna geldik. Çok güzel beldeleri, beldedeyiz, Ayvacık ilçesindeyiz. Asosumuz var, Kadırga koyumuz var. Bir sürü tatil yerlerimiz var. Bu yaz nasıl geçti? Bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi bu yaz şöyle. Bölge turizmciler açısından kupon bir yer haline getirildi. Hakikaten memnunuz. Güzel ama fiyatların biraz düşük olması lazım ki o fiyatlar biraz halkı başka taraflara itti. Yüksek demiyorum, belki hakları oydu ama Antalya gibi diğer illerimizin uyguladığı o sistematik programa bizim de uymamız lazım. Ama istediğimiz verimi alamasak da bu yıl turizm yönünden gene verimliydi. Daha belki yıllar daha iyiydi, yalnız onu söyleyeyim. Başarılarınızın devamını diliyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Parmakla gösterilen çok değerli bir belediye başkanımızsınız. Belediyeciliğin, klasik belediyecilikte gerçekleştirmesi gereken hizmetlerin dışında aynı zamanda vatandaşlarımız, sevgili hemşehrilerimiz için bir abisiniz. Kimi yaş grubu için bir baba, kimi yaş grubu için kardeş, kimi yaş grubu için de bir evlatsınız. Ayvacık günden güne atılım yapıyor. Günden güne hızla değişen Türkiye'ye ayak uyduruyor. Belediyecilik denince akla gelen klasik projelerin dışında kentleşme, yapılaşma ve buna ek olarak sosyal belediyecilik, eğitim, kültür, sağlık projelerinde marka olan bir ilçe ve bu ilçeyi marka haline getiren değerli belediye başkanımız Sayın Mehmet Ünal Şahin Beyefendi ve ekibini sizler adına takdirle tebrik ediyorum efendim. Hem Türkiye genelinde, bölgede, Türkiye genelinde başkanımız Sayın Mehmet Serbest aramızda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli heyetimize hoş geldiniz diyoruz efendim, misafirle sevgiyle. Ayvacık Köyü Muhtarı Sayın Hüseyin Ali aramızdalar. Katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürler ediyoruz ve kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Kardeş Ayvacık Köyü Tertip Komitesi Başkanımız Sayın Mehmet Serbest Beyefendi
çok güzel türkü okuyormuş. Ve çok da güzel saz çalıyormuş. Eğer bizleri kırmazsa kendilerinden türkü dinlemek istiyoruz efendim. Buyururlar. Lütfen buyurun. Bulgaristan Türkleri Derneği, aynı zamanda Bulgaristan Kucali, Kırkova İlçesi Kardeş Ayacık Köyü Tertip Komitesi Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Serbest, şu an aramızda lütfen bu sinerjiyi, bu enerjiyi, bu sağduyulu duruşumuzu kuvvetli alkışlarımızla gösterelim. Ne dersiniz? Sizlere güzel Bulgaristan yöresine ait bir türküyle geceye renk katmak istiyorum. Bakalım o türküye hep beraber eşlik edebilecek miyiz? Yan yana, 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 yan
ol, yaşanır yaşanır ol, yaşanır yaşanır. Sen seviren hem oturur, yaşanır yaşanır ol, yaşanır yaşanır ol, yaşanır yaşanır. Ayvacık çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Süper. 19 Mayıs'ta gelenler var mıydı? Evet. Hangiler bir göreyim bakayım. Evet. Ya diğerleri gelmemişti. Anladım. Şimdi öncelikle bu güzel, onurlu. Ben çok uzatmayacağım konuşmayı çünkü bayağı bir geç kaldığımız için hemen kısa kısa Gönül Almaca geçeceğim. 95. yıl dönümünüz kutlu olsun. Uzatmadan hemen. Ha, çok geç kaldık çünkü. Hemen kısa kısa parça parça geçeceğim ve bu arada Sayın Belediye Başkanımıza tekrardan bizi huzurlarınıza çıkartmak için layık gördüğü için de huzurlarınıza tekrardan sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. Ve protokol misafirlerine de hoş geldiniz diyorum. Tabii kimler var bilmediğim için bilgi de gelmedi. Başkanım! Saat. Evet şimdi Cem Karaca seviyor muyuz? Süper. Şimdi şu tempolarla bir başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bravo. Can bizim
konuşmayacağım hemen peş peşe. Yeneşem Karaca'nın meşhur, hepimizin bildiği, sizlerin de bildiği bir şarkıyı beraber okuyacağız ama valla burası inlesin ya. İnlesin burası, inlesin. Başkanım beraber okuyacağız. Bu akşam sizin geceniz ya. Bu akşam Ayvacık'ın gecesi. Sen çağırın, yüreğimden
bakmışlar. Bakma öyle. Seven gönlümse durmasın, dost bildim anılarım çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiç bir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutu yaşatan insanı aldım elime sazımı. Yer taşınca çayın suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz neyi, neler neyi, bilemiyorum şimdi. Şimdi hey! Yoksa gözyaşım kurumasın, sümer düşünsene gönlümsüz durmasın. Dost bildiğin anılarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Sümer! Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da sevmediği sanışımız var. Bir umutu yaşatan insanı. Ne yaşınca belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze yutup bakınca göreceğiz neymiş, nedir neredeyim bilemiyorum şimdi. Beraber! Şaklamış dumanında öne bir iş
nefes, ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor. Binaen. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Ben Sayın Başkanıma bu anlamlı, benim için onurlu ödül için, hele ki bugünkü çok önemli gün için, bu ömrüm boyunca benim iş ofisimde kalacak olan bu plaket için sonsuz teşekkür ediyorum huzurlarınıza. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli Ayvacıklılar, işgalin 95. yılını kutluyoruz. Ayvacık'ın kuruluşunun değil. Ayvacık Tuzla'dan buraya 141 yıl evvel gelmiş. Kuruluşumuz başka. Bu işgalin bu topraklardan gitmesi. Bunu kutluyoruz bu akşam. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bize bu kurtuluş törenimizde yalnız bırakmayıp gelen Anadolu Rock grubu Göksel Bey'e ve arkadaşlarına bu güzel dinletiden dolayı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. O onuru siz bize verdiniz. Sizler, şimdi saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, işin esas özünü anlatmak istiyorum. Şimdi, evet, ben bir zamanlar Cem Karaca'ya çalıştım. Ama benim bir albümüm yok. Yani biz kendi halinde, işte gençlerimize bir şeyler vermeye çalışan nacizane bir insanım. Tabii ki popüler dünyada sizler de haklısınız. Bu popüler insanları görme taraftarı olmak istiyorsunuz. Ama Sayın Başkan'ın da bir cesaret örneği gösterip 19 Mayıs ve Kurtuluş Töreni'nde bizi layık gördü buraya. O cesaretinden dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Eğer bizler de layık olabildiysek size, yani başkanım iyi ki getirmişsiniz bu arkadaşı, tanımasak da bu akşam tanımaktan mutluluk duydum diyorsanız biz de çok mutlu olduk diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra gene birlikte olacağız. Aslında sizinle şöyle çok uzun uzun konuşmak istiyorum ama bu kadar güzel bir atmosferden sonra araya girip de hani bir laf derler, maydanoz olmayın. Estağfurullah. Konu devam etsin. Sizi sanatçılarımızla baş başa bırakıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim başkanım. Saygılar, hürmetler. Sağ olun. Evet, bizler de artık sanatçımız var. Hüseyin Turan. Müthiş halk müziği sanatçısı. Gerçekten müthiş. Ben kendisine hayranım. Şimdi benden sonra da kendisi çıkacak, Cevriye Hanım. Tamam. Şimdi bir bu Türkmenlerimiz var biliyorsunuz. Kerkük Türkmenleri. Nerede sizler abi? Hiç ses çıkmıyor. Öyle. Değil mi? Evet. Kerkük Türkmenlerimizi buradan selam söylüyorum. Ayvacıklılar. Değerli hemşerilerim, misafir ayvacıklılar, hepiniz bu akşam hoş geldiniz. Bakın, yerel yönetimlerde belediyeciliğinde bir anlamı var. Bir görev için sizler tarafından seçildik ve seçimle önünüze geldik. İnanın daha belki yıllarda, ya ben ne yapacağım? İşte bu baraj nasıl biter? Bu kanalizasyon nasıl biter? Bu yolları kazıyoruz, nasıl kapatırız? Hep düşündüm, hep korktum, hep üzüldüm ama cesaretle meclis üyesi arkadaşlarımla, partili arkadaşlarımla, vekillerimle birlikte istişare ederek çalıştık. Çok güzel şeyler yaptık. Bakın, demin 95. yıl dönümünü kutluyoruz dedik. Neyi?
işgalden kurtuluşu. Bakın işgalden kurtuluşu. Şimdi Ayvacık kuruluşuna gelelim. Ayvacık aslında denize yakın bir yerde kurulmuş. Biliyor musunuz bunu? Tuzla'da. İki tane sancak var. Birisi Biga, birisi Ayvacık sancağı. Bakın Anadolu'da. Ayvacık sancağı Tuzla'da. Fakat 1876 yılında orada bir deprem oluyor. Abdülhamit Han biniyor atına, geliyor. Burada Ayvalı Obayı buluyor. Sağlam duruyor. Sağlam kayaçların üzerinde bir yer. Ve Tuzla'daki Ayvacığı buraya taşıyor. Şimdi baktığınız zaman hesaba 141 yıl olmuş. Bizim bayrağımızda Ayvacık'ın ambleminde ne var? 1876 yazar. 1876, 141 yıl olmuş. Şimdi bir gün bize mail geldi. Arkadaşlarım bir değerlendirdi ve bana da sundular. Bulgaristan'ın Krkao ilçesinden Ayvacık köyü var. Mail atmış. Onlar da bizi tanımışlar, görmüşler. Mehmet Bey, Sayın Muhtarım, hakikaten şu son yıllarda reklamın iyisi kötüsü olmaz ama Ayvacık dünyada duyulmaya başladı. Şu Anadolu'ya gelen göçler var ya, mülteci göçleri. Buradan geçiyor. Bütün yabancı televizyonlar burada. Gelip bana mikrofon uzatıyorlar. Ben de gördüklerimi söylüyorum. Ayvacık halkı bunları kucaklıyor. Ayvacık halkı kucaklıyor derken, inanın mezarları var burada. Biz onları, dini vecibelerini yerine getirerek hepsini burada kalanları gömüyoruz. Gelenlere yardım ediyoruz. Ama bunlar Anadolu'ya gelerek buradan göçlerini devam ettiriyor. Bütün dünya basını onu takip ediyor bakın. Onun yanında son zamanda depremler oldu. Ama çok şükür Ayvacığımızda bir sıkıntı yok. Köylerimiz de var. Onlar da kısa zamanda sarılıyor. Bakın, Yukarıköy, Kızılkeçili, Çankalava köylerinde inşaatlar başladı, biliyor musunuz? İnşallah yılbaşından hemen sonra orada konteynerlerde yaşayan köylülerimiz evlerine kavuşacak. Fakat çok güzel, çok modern evler yapılıyor. Şimdi devletimiz büyük, yaraları sarıyor. Bu arada tabii ki Ayvacık köyü bize arayınca biz elimizi uzatmaz mıyız? Yalnız Mehmet Başkanım, sizin kuruluşunuz bizden de evvel. Siz 400 yıl evvele gidiyorsunuz. Biz 141 yıldan bahsediyoruz. Belki daha evveli de var bunların. Ama biz artık kardeşiz. Burada birbirimize el vereceğiz, birbirlerime gidip geleceğiz. Bulgaristan'ın Ayvacık'ına gideceğiz. Onlar da buraya gelecekler. Şimdi ben sizlerle çok şeyi paylaşmak istiyorum. İnanın hiçbir şey kolay olmuyor. Önümüzde çözmemiz gereken problemler var. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum. İki tane baraj yaptık. Bu barajlarımız buradan göç ettiğimiz Tuzla'ya kadar su verdi, hayat verdi. Bakın söylüyorum, bir gün olacak ki bu su petrolden, altından daha değerli olacak. Siz iki tane hazinenin üstünde oturuyorsunuz şu anda. Biz o kayaçlar üstüne yaptığımız barajlarla sadece Ayvacık'ı da düşünmedik. Tabii afetler her zaman düşünülüp önlemi alınması gereken şeylerdir. Günlük belediye politikası yapmadım. Sıkıntı çekmedik mi? Çektik. Yollarımız delik deşik olmadı mı? Oldu. Ama biz kalıcı politikalarla o iki tane barajı yaptık ve halkın hizmetine sunduk. Çok önemli bir bölge için Sibop'tur onlar. Elimizde en büyük rezervlerden biridir. Ben Ayvacık halkının bir tek şeyini biraz daha paylaşarak, biraz daha görsel olarak gelip görmelerini istiyorum.
şu bulunduğumuz noktayı görmeyen arkadaşlarımız var. Ya çıkın kahveden, gelin şuraya. Şu spor salonunu bir görün. Şu yüzme havuzunu bir görün. Bunlar gençler için, geleceğimiz için yapılan yatırımlar. Bu akşam bu kutlama törenlerini de onun için buraya aldım. Bazı insanlar der ki halen de sıkmak istemiyorum ama paylaşmak istiyorum. Ya ne yaptınız? Ya çık bir dolaş da ne yapıldığını gör. Gördünüz mü bu akşam ne yaptık? Bakın yüzme havuzu, spor salonu, amfiteyatro. Hep herkesin hizmetine sunduk. Daha neler var Ayvacık'ta? Okullarımız, üniversitemiz. Geçen gün açılışını yapmadık onu. Sadece tanıtımını yaptık. Bu akşam da bunların tanıtımını yapıyoruz. 2000 öğrenci gelecek oraya. Toki evleri. Yeni Toki evleri de başlıyor. Bir iki ay içinde temelleri atılıyor. Evim yok diyenler onlardan da faydalanacak inşallah. Yani bazı gelişmeleri birlikte yaşamak istiyorum. Ama bazı insanlar da haliyle hak veriyorum. Ne oldu, daha bir şey olmadı diyorlar. Çok böyle paylaşacağım şeyler var sizlerle. Çok anlatacağım şeyler var ama böyle güzel bir atmosferde uzatmak istemiyorum. Kimsenin canını sıkmak istemiyorum. Sanatçılarımız çok güzel. Gecemiz kısa, sabah olacak birazdan. Onun için hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bize yalnız bu arada el veren, güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza, velhasıl herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Başkanım, hakkınıza söylenecek çok güzel sözler var. Ama siz derseniz ki işte hani kısa tutmak istiyorum, söyleyeceğim çok şey var derseniz biz de söyleyemeyiz. Bir de şunu da biliyorum. Hakkınıza övgü dolu sözler söylediğinizde istemediğinizi bildiğim için de sizi görmediğim zaman ben arkanızdan konuşacağım böyle güzel güzel. Sayın Başkanım, evet aynı şekilde. Bugünkü onur konuklarımızdan biri Bulgaristan Türkleri Derneği, aynı zamanda Bulgaristan Kırcaali ile Kırkova ilçesi Kardeş Ayvacık Köyü Tertip Komitesi Heyeti Başkanımız Sayın Mehmet Serbest Beyefendi'ye plaket takdim edecek Sayın Belediye Başkanımız. Ayvacık Köyü Muhtarımız Sayın Hüseyin Ali Beyefendi de takdim ediyorum. Lütfen buyurunuz Sayın Başkanımız, bugünün anlam ve önemine ithafen değerli konuklarımıza çiçek ve plaket takdim edecekler. Sayın Başkanım, siz de belediye başkanımıza takdim edeceksiniz. Ben alayım, emanet alayım efendim. Mehmet Bey, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayvacık muhtarımız Hüseyin Ali Bey, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Ayvacık ilçemiz adına bu akşamın anısına size plaketlerinizi sunacağım. Buyurun. Muhtarımız Hüseyin Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yalnız burada huzurlarınızda bir şeyden bahsedeyim. Şimdi biz Ayvacık Belediyesi olarak ve Sayın Kaymakamımız da aynı şeyi söyledi. Köyümüzün gezmek isteyen, bölgemizi görmek isteyen insanlarını hudutta almak kaydıyla buralara getirebileceğiz. Ve şehitliklerimizi gezdireceğiz. Ören yerlerimizi gezdireceğiz. Bizler de daha sonra Kırkova ilçesi belediye başkanımız da gelecekti ama Şinasi Bey o yetişemedi. Bizler de Ayvacık halkı olarak ara ara nasıl Kuşadası'na gittik, nasıl Yunanistan'a gittik, sizleri oralara yollamak istiyorum. Onlar da sizleri davet ediyor zaten. Orada ağırlayacaklar. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle.
Hadi abi ya, uzak bir bana bak, Lübbi çakıyor, teki kusuyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey de size bir şey söylemek istiyor bölgesiyle ilgili. Mikrofonu veriyorum kendine. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım. Çok değerli Ayvacık abi. Sayın Başkanım. Ben Bulgaristan'da Ayvacık köyünün muhtarı, tüm Ayvacık halkından size kucak dolusu selamlar getirdim. Hepsi sizi selamlıyor. Bu arada 95. Kurtuluş yılını kutluyorum sizin. Biraz heyecanlıyım. Nekme serbestten sonra da konuşmak biraz zor oluyor. Çünkü bu arada belediye başkanına teşekkür etmek istiyorum daveti için. Ve bizi de ziyaret etti. Bunu da teşekkür etmek istiyorum sayın belediye başkanım. Bu arada sayın Ayvacık halkım. Çok çalışkan, cesur bir belediye başkanımız var. Bunu elden kaçırmayın sakın. Teşekkür. Muhtarıma da biz bir söz veriyoruz. Bir iki Bulgaristan'da Ayvacık köyünde biz de tabii ki üst makamlarımıza sorarak, onlar da kendi makamlarına sordular, Bulgar makamlarına, bir morg, bir park, camilerinin eksik yerlerini belediyemiz olarak tamamlayacağız. Onun için karar aldık. İçişleri Bakanlığımıza sorduk. Oradan da onay çıktı. Yarın da sabah protokolü yapıp Ayvacık, diğer Ayvacık'ta eserleriyle de var olacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Mehmet Bey de konuşmak istiyor. Buyurun. Evet, çok değerli Ayvacıklı kardeşlerim. Ben de sizlere bir kez daha burada huzurunuzda değerli başkanımıza bizleri onur ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir belediyeyi yönetmek adı buysa işte budur yönetmek. Yani bu akşamki gördüğümüz manzara gerçekten bizi çok etkiledi. O yüzden biz böyle bir abi Ayvacık ile bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Aslında başkanım, bizim Ayvacık nüfus kağıdını direkt size biz devredelim. Yani bizlere de artık bakarsınız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızla, onurla, gururla uğurluyoruz değerli başkanlarımızı ve muhtar sayın başkanımız değerli hocalarımıza plaket ve çiçek takdim edecek. Hoş geldiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi halk oyunları ekibimiz genelde milli eğitim tarafından, halk eğitim tarafından yönlendiriliyordu. Her gittiğimiz yerde biz değişik illerin, ilçelerin halk oyunları ekipleriyle karşılaşıyorduk. Böyle bir ekip Ayvacık'ta kurulmuştu Alaaddin Bey başında. Efendim, neden el vermeyelim? El ele, hatta yarışmaya katıldılar. İlk yarışma. Ben de gittim Çanakkale'ye. Çanakkale'de oldu ilk yarışma. Şeyde kapı spor salonunda oturduk, seyrediyoruz. Ama bir baktım ki ilk yarışmada dahi bu ekip Çanakkale ikincisi oldu. Bu bana büyük bir gurur verdi. Ben onların birincisi olmasını da arzuluyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalarla onu da yapacaklar. Hepinizin huzurlarında onları tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayvacık Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, değerli hocalarımıza ve değerli ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Onlar Çanakkale ruhunu folklor ruhuyla sürdürüyorlar.
Basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde de bu güzel etkinliğin, bu kahramani, ruhani boyutu olan etkinliğin fotoğraflarını alarak ölümsüzleştiriyorlar. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz. Az önce söylemiştim Sayın Başkanım, övgüyü sevmiyor, yüzüne karşı övgü yapılsın istemiyor. Ben de arkanızdan konuşacağım diye. Sayın Başkanım sana, helal olsun atana, helal olsun eşsanına. Sen rahat uyu ey şanlı şehit. Gölgesinde gölgelen ağır varı. Hangi kemdirdi de bilir zamana kadar. Suç bilirdi aynı destanlı. Yine yazar, yine yazar. Çabuk geçti zaman aman aman.
Değerli alkışlarınıza çok teşekkür ederim. Niye sustum? Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Çok değerli Ayvacıklılar, ilk kez buluşuyoruz. Ve bu vesileyle bizi sizlerle buluşturan en başta çok değerli belediye başkanımız Mehmet Ünal Şahin Beyefendi olmak üzere bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alkış konusunda bugün anlaşmamızı umuyorum. Bir alkış provası yapalım bence. Hem de ısınırız, olur mu? Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Heh, biraz canlanalım. Şimdi bugün halk türküleriyle, yani zaten hani şöyle bugün bu iki saatimiz, bir saatimiz her neyse bir şekilde bir sığınak olsun. Zaten en güzel sığınaklardan aslında yine böyle bir tanesidir kültürümüz, halk müziğimiz. Halk türkülerinden oluşan bir repertuarla eşlik edebildiğiniz ayrıca her türküye lütfen eşlik ederek çok güzel bir gece geçirelim. Eşlik etmezseniz sorayım. Değil, ben okuyacağım zaten. Bir de orkestra arkadaşlarım için lütfen lezzetli olsun alkışınız efendim. Evet, yine şimdi çok bayağı yakından bir türkü, Edremit'ten bir türkü. Edremit'in gelini diyoruz. Cevcik beni
cilvesi, cilvesi elmaslı pesi. Sarmaya doyamadım o incecik belim. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı pesi. Cilvesi, elmaslı pesi.